Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için uzun zamandır istediğiniz bir tarifi yapacağız. Ramazan pidesi hazırlayacağız. Yarın Ramazan'ın birinci günü. Şimdiden Ramazan'ın şerefiniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan pidesi uzun zamandır çok isteniyor. Ama bir türlü müsait olmadığımız için yapıp sizlerle paylaşamadık. İnşallah bugün yapacağız. Hızlı bir şekilde montajlayıp yarın Ramazan'ın birinci gününde sizlerle paylaşmış olacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçebiliriz. Ramazan pidesi için kullanacağımız malzemeler 1 kilo unumuz var. Toplamda 9 su bardağına denk geliyor. Elimden geldiğince paket un kullanmamaya çalışıyorum. Açık unları kullanıyorum. Çünkü her unun farklı farklı kullanım alanları var. Biz de bugün protein değeri 11,5 olan bir un kullanacağız. Ekmeklik un kullanıyoruz. 4 su bardağına yakın su kullanacağız. Oda sıcaklığında hamurumuzun hızlı mayalanmasını istiyorsak yazın soğuk su kullanacağız. Kışın ılık su kullanacağız. Kepek unumuz var. 25 gram yaş mayamız var. Tabi kuru maya da kullanabilirsiniz. Ekşi maya da kullanabilirsiniz. Tuz kullanacağız 15 gram. İsteğe bağlı şeker kullanacağız. Şeker kullanmayabilirsiniz ama şeker kullanırsak hem Ramazan pidemizin tadı hem de kızarması güzel oluyor. Bir tane yumurtamız var. Buyurun hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu tezgaha alıyoruz. Ortasını havuz yapacağız. 1 kilo un kullanıyoruz. Tabi siz bu ölçüleri azaltabilirsiniz. Ama yapmışken fazla yaparsak 2 gün boyunca ısıtıp evimizde yiyebiliriz. Karantina günlerinde insanlarımız gerçekten bu ekmek işini bayağı geliştirdiler. Evlerde çok şu an ekmekleri yapılıyor. İnanın ben de çok seviniyorum. Suyumuzu ekleyeceğiz. Çok yumuşak bir hamur olacak. Tabi yoğururken biraz yorabiliyor. 2 3 Toplamda 4 su bardağına yakın su kullanacağız. Yine bunun yarısını ekliyorum. 4 su bardağı olmayacak. Bu aşamada sadece içerisine 1,5 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve tuzu birazdan ekleyeceğiz. Ve hamurumuzu çok güzel yoğurmamız gerekiyor. İyi bir pide, iyi bir somun ekmek yapmak istiyorsak hamurumuzun çok güzel yoğurması gerekiyor. Şekeri erittik ve hamurumuzu yoğurabiliriz. Evet, hamurumuzu yavaş yavaş yoğuruyoruz. Buradaki suyun hepsini kullanıyorum. Toplamda 4 su bardağına yakın suyu kullanmış olduk. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok yumuşak ve yapışkan. Hamuru yoğurdukça daha güzel bir kıvama gelecek. Elastiksi bir kıvam alacak. Ama çok iyi yoğurmamız lazım. Henüz tuzunu ve mayasını eklemedik. Hamurumuzu bu şekilde tezgaha vurdura yoğuracağız. Ne kadar çok yoğursak pidemiz o kadar güzel olacak. 15-20 dakika yoğursak yeterli olacak. Yaklaşık 4-5 dakika oldu. Tuzu ekleyeceğiz. Toplamda 15 gram tuzumuz var. Biraz daha yoğurup maya ekleyeceğiz. Efendim, yaklaşık 10 dakika oldu. Ama bayağı bir yoruyor. Evde ekmek yapması çok zor olmasa da birazcık zamana dayalı olduğu için meşakkatli. Mayalanma aşamaları çok fazla. Mayamızı ekliyoruz. Ve bu şekilde 10 dakika daha yoğuracağız. Mayayı hamura iyice yedirmemiz gerekiyor. Efendim, Tam 20 dakikadır hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Gayet güzel oldu. Tam da istediğimiz kıvamda. Ama bayağı bir yoğurdu. Eğer ben bu kadar çok yoğururum diyorsanız muhakkak mutfak şefinde yoğurun. Çünkü gerçekten bu aşaması çok zor. Özellikle hanımlar için bayağı bir zorlanırsınız. Bunu bu şekilde erkekler çok rahat yoğurabilir. Hanımlar da mutfak şefinde yoğuracak. Şu an hamurumuz hazır. Buraya alıyoruz. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık yarım saat oda sıcaklığında mayalanacak. Ardından gelip bezelere böleceğiz. Hamurumuzu yarım saat boyunca mayalandırdık. Gördüğünüz gibi hemen hemen iki katına çıkmış. Hemen tezgah alacağız. Tezgahımıza birazcık un alıyoruz. Hamurumuzu tezgah aldık. Çok güzel mayalanmış. Bezelere böleceğiz. Toplamda 1 kilo 700 gram hamurumuz çıkıyor. İki tane küçük pide yapacağız.
Bir tanesini de büyük yapacağız. Küçük pidelerimiz, yani küçük dediğim 500 gramlık pide olacak. Bunu da ortadan ikiye bölelim. Bezelerimizi güzel bir şekilde yuvarlayıp forma sokacağız. İki tane küçük bezemizi yaptık. Tepsimizi kepek unuyla unluyoruz. Bezelerimizi tepsiye alıyoruz. İkinci sırada tek parça büyük olan bezemiz var. Buna da yuvarlak bir pide yapacağız. Diğer tepsimizi de kepek unuyla unladık. Bezemizi tepsiye koyduk. Üzerlerini kapatacağız. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağız. Efendim, hamurlarımız tam tamına 1 saat boyunca oda sıcaklığında şahane bir şekilde mayalandı. Görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Üzerine süreceğimiz bulamacı yapacağız. Ben sadece yoğurt ve yumurta kullanacağım. İlk başta sadece yumurta sürmeyi düşünüyordum. Ardından birazcık daha yoğurt ekleyeceğim içine. 1 kaşık yoğurdumuz var. Tam isterseniz üzerine bulanmaç da yapabilirsiniz. Bir diğer ismi şifa. Un ve suyla yapılan bir bulanmaç var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama genelde Ramazan'da pidenin üzerine yumurta sürülünce çok güzel oluyor. Bunları güzelce karıştıralım. Yumurta ile yoğurdumuz hazır. Pidelerimizin tırnağını vuracağız. Şöyle üzerine bulamacımızı bol miktarda süreceğiz. Pidelerimizin bulamacını sürdük. Sıra geldi tırnağa. Önce şu kenarlarını yuvarlak yapacağız. Şöyle elimizde izini çıkartalım. Şimdi tırnağına geldi. Tırnağımızı çok iyi bastırmamız gerekiyor. İyi bastırmazsak fırında pişerken mayalanınca bütün tırnak izleri kaybolacak. O yüzden iyi bastırmamız gerekiyor. Tırnağımızı bu şekilde birleştirdik. Önce bu şekilde. Çevirdik. Evet. Pidelerimizin tırnağını attık. Tekrar burada yaklaşık 20 dakika mayalandıracağız. Ardından pişireceğiz. Evet, sırada büyük pidemiz var. Maşallah var. Çok güzel kabarmış. Normalde tezgahın üzerine yapıp tepsiye alacaktım. Ama tepsiye alırken kaldırması sizler için zor olur diye direkt tepsinin içerisine yaptım. Benim için burada yapıp tepsiye almak daha kolaydı. Belki sizler buradan alıp tepsiye koymakta zorlanırsınız diye bu şekilde tepsinin içerisine yaptım. Bulamacını güzel bir şekilde sürdük. Bunu da tırnağına atacağız. Evet, pidemizin tırnağı tamam. Bunu da tekrar üzerine kapatıyorum. 20 dakika boyunca mayalandıracağız. Şu an fırını ısıtıyorum. Birazdan pidelerimizi pişireceğiz. Efendim, bu pidelerimiz güzel bir şekilde mayalandı. Fırımız da 220 derecede ısınıyor. Üzerlerine susam atacağım. Biraz da çörek otu atacağım. Şöyle hafiften gezdirirsek yeterli. Ramazan pidemizin olmazsa olmazı çörek otu, mis gibi kokacak. Fırına gidebiliriz. Pidelerimizi fırının orta katına yerleştirdim. 220 derecede ortalama 15 dakika boyunca 600 fanlı pişireceğiz. Önce bunları pişireceğim. Sonra tek yaptığımız pideyi pişireceğiz. Diğer pidelerimizi üst kata aldık. Bunu da tekrardan orta kata koyuyoruz. Pişirmeye devam edeceğiz. İlk pidelerimiz pişti. Diğerini de pişirmeye devam ediyoruz. Efendim, diğer pidemiz de pişti. Tam tamına 15 dakika 220 derecede pişirdik. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Pidelerimizin tadına bakacağız. Efendim, pidelerimiz yenmeye hazır. Burada zeytinyağımız var. Ve güzel zahterimiz var. Bu pideler bunlarla çok güzel gider. Ve yanında mis gibi Antep peynirimiz var. Bir de çayımız var. Pidelerimiz sahur için hazır. Hatta şöyle saati göstermek istiyorum. Bugün 23 Nisan. Saat 22.16. Biz hala çalışıyoruz. Pidemizi yaptık. İnşallah yarın sizlere paylaşacağız.
Çok da güzel oldu ama şöyle bir şey söyleyeceğim. İnanın profesyonel bir ortamda olsaydım, yani güzel bir pide fırında olsaydım bunun çok çok daha güzelini yapıyoruz. Ama ev şartlarında bu kadar oluyor. Bu fırında bu kadar oluyor. Yine de ona rağmen çok güzel oldu. Hem yumuşak oldu hem çok güzel pişti. Şöyle tabanla göstereceğim. Tabanla gerçekten çok güzel pişti. İnanın mis gibi kokuyor. Pide fırınını evimize getirdik. Bakalım tadı nasıl olmuş. Hatta şöyle pidemizi bölelim. İçini de göstereceğim. Maşallah var, gerçekten çok güzel oldu. Ama dediğim gibi bunlardan daha güzellerini yaptığım zamanları biliyorum. İç kısmı da bu şekilde. Tam da istediğimiz kıvamda oldu. Şöyle göstereyim. Şunu da şöyle parçalamadan ortadan ikiye bölelim. Bakalım içinin göz önceliklerinde nasıl olmuş. Bunu da yakından göstereceğim. Çok maya kullanıp kısa sürede mayalandırmadık. Az maya kullanıp uzun sürede mayalandırdık. Hem midemiz rahat olacak hem de pidemiz bu şekilde çok güzel oldu. İç kısmını görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir parça pidemizden alalım. Önce mis gibi zeytinyağına ekmeğimizi bandık. Ardından kahvaltılık zahtere ekmeğimizi bandık. Zahterin içerisinde ortalama 15 çeşide yakın baharat ve farklı ürünler var. Kahvaltıda çok lezzetli oluyor. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Tek kelimeyle harika olmuş. Ve yanında bir Gaziantep'in olmazsa olmazı Antep peyniri. Efendim pidelerimiz gerçekten güzel olmuş. İçi böyle çok yumuşak. Hamur kalmamış, çok da güzel pişmiş. İnşallah tarifimiz sizler için faydalı olur. Daha önce dediğim gibi profesyonel bir ortamda olsaydık inanın bu pidelerin kat kat daha güzelini yapabiliyorum. Ama ev şartlarında bu kadar oluyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.